Gezenti'den herkese merhaba. Bugün sizi kendine has havası ve sımsıcak ortamıyla bağlayacak bir beldeden sesleniyorum. Kocaeli'nin incisi Değirmendere'den. Merhabalar. Merhaba. İsim neydi? İsmim Demir Ali Taşçı. Buralı mısınız? Buralı değilim. Bilecik Göl Pazarlığı. Buraya mı geldiniz? 96'da emekli oldum, burada buraya yerleştim. Nasıl, memnun musunuz Değirmendere'den? Zaten bu çınarları gördüm, onun için geldim buraya. Ne güzel. Evet. Herkese tavsiye ediyor musunuz Değirmendere'ye? Tabii, merak. Gelsinler mi? Tabii, gelsinler tabii. Peki huzurlu mu Değirmendere? Huzurlu. Memnunsunuz. Çok memnunum ben memnunum. Evet, genelde herkes memnun. Evet. Şimdi Değirmendere fındığının burada satıyorsunuz, isim alayım. Mehmet Çeçen. Kaç senedir satıyorsunuz? 30 yıl. 30 yıl. Peki ne kadar bunun kilosu? 10 TL. 10 lira. O da güzel. Peki çok alan oluyor mu? Çok alan oluyor. İyi insanlar, evet. Yaş olarak tüketilir. Evet. Kurusu makbule geçmez. Geçmez. Şu anda Değirmendere iskelesindeyiz. Bu iskeleden Karamürsel'e, Derince'ye ve İzmit'e saat aralıklarıyla vapur kalkar. Ve o kadar keyiflidir ki İstanbul'un Eminönü Beşiktaş vapurundan bir farkı yoktur. Zaten Değirmendere'nin bu sahil şeridi insana yeteri kadar huzur veriyor. Yeşille mavinin buluştuğu bir belde burası. Burada martılara insanlar yemek atıyorlar. Denize girilebiliyor, deniz temiz. Bu konuda kesinlikle temizlendi. İnsanlar vapurlarla ya da tekneleriyle çıkıp hem balık tutabiliyorlar hem yüzebiliyorlar. Çok keyifli bir eğlence oluyor. Sahil şeridi 3 kilometreye yakın. 3 kilometre gidiş gelişli 6 kilometrelik çok güzel bir spor amaçlı yürüyüş yapılıyor. Özellikle sabah ve akşam Değirmendere sakinleri maratona çıkarlar ve yürürler. Ondan sonra da acıkırlarsa da zaten burada pastaneler, restoranlar, kafeler, çay bahçeleri mevcut. Burada Büyükşehir'in tüm Kocaeli'nde uygulamış olduğu bisikletler var. Burada para atıyorsunuz ve bisikletle tüm sahil şeridini gezebiliyorsunuz. O da güzel bir etkinlik. Onun dışında bir de Temmuz'da sanıyorum, 1 Temmuz'dan itibaren Kocaeli Halk Ekmek açıldı. Burada da fiyatı da çok uygun. Değirmendere'de birçok yerde çocuk oyun parkları vardır. Sadece büyükleri değil, çocukları da düşünüyor bu belediye. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla çocuk parklarında çocuklarınızı getirip oynatabilirsiniz. Şu gördüğünüz alanda akşamları açık hava tezgahları oluyor. Ve burada takı, süs eşyaları, birçok şey satıyorlar. Ve bu akşam için burada çok güzel bir aktivite de oluyor. Herkes istediğini alabiliyor. Bu Değirmendere için gerçekten çok özellikli bir durum. Thank you.
Gölcük Belediyesi'nin iştiraklerinden Göle Şahşe'nin Değirmendere'deki yalı evlerindeyiz. Değirmendere'ye gelmişken de burayı gezmeden olmaz. Ve Göle Şahşe'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eker'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bize bu şık, bu eski kokan ama yenilenmiş evlerden otel olarak kullanıyorsunuz. Doğru. Bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz, hoş dediğim bulduk. Gibi. Değirmendere'nin evet en can alıcı, en cazip noktalarından bir tanesindeyiz. Aslında uygun olarak yapılmış binalardan, yalı evleri muhitinden Konak Butik Oteli'ndeyiz. Hı hı. Mevcudumuzda 19 odamız var. Toplam 37 yatak kapasitemiz var. Hı hı. Küçük butik bir toplantı salonumuz mevcut. Tüm şirket, acenta ve misafirlerimizi kapılarımız açık. Dediğim gibi bekliyoruz hepinizi. Peki bir odaları gezebilir miyiz? Seve seve, buyurun. Gördüğünüz gibi doku tamamen ahşap. Bahsettiğim gibi aslında uygun yapılmış durumda. Hissedebiliyoruz, ahşap kokusu şu an sinmiş durumda. Misafirlerimiz de bu nostaljik ortamı açıkçası çok beğeniyor ve çok hoşlarına gidiyor. Deniz kenarında olması da müthiş. Kesinlikle, güzel. Kesinlikle. Adı üstünde yalı konak butik otel diyoruz zaten, evet, burayı. Evet. Odalarımızdan bir tanesini misafir edelim sizlere. Tamam. Şimdi bu bir odamız. Burası French bir odamız. Aile için çift kişilik double odalarımızdan bir tanesi. Hı. Toplamda 5 adet bu örnek odalarımızdan var. Hı hı. Tüm odalarımızda minibar, klima, tek kullanımlık terliklerimiz mevcut. Hı hı. Önceliğimiz temizlik, kesinlikle misafirimizin temiz bir yastığa baş koyması bizim olmazsa olmazımız. Akabinde de hizmet kalitemiz noktasında da destekliyoruz. Tesisimizde oda kahvaltı hizmet veriyoruz. Hı hı. Otelimizde konaklama yapan misafirlerimiz kahvaltısını yazın bahçemizde, kışın gene kafe olarak kullandığımız ahşap binamızda tamamen kendi el emeğiyle yaptığımız, reçelinden tutun menemenine kadar hiçbir endüstriyel ürünü kullanmadığımız kahvaltılıklarımızda hizmet vermeye. Onları göreceğiz. Onları göreceğiz. Peki bu oda fiyatı nedir? Bu oda fiyatı 2 kişi için 225 lira. Hafta sonu mu? Hafta içi, hafta sonu fark etmiyor. 225 lira satış fiyatımız var. Hı hı. Tabii acentalar için, şirketler için, grup misafirleri için fiyat çalışmalarımız var. İndirim oranlarını ona göre ayarladık. Tek kişilik oda içinde 175 lira fiyatımız. Tamam, teşekkür ediyorum. Murat Bey, burası da toplantı odası sanıyorum. Burası toplantı odalarımız. Dediğim gibi otelimiz butik otel. Toplantılarımız da, toplantı salonlarımız da butik olarak. Böyle, hı, sol taraftan buyurabiliriz. Sayı kapasitesiyle bağlantılı. Butik, evet. Toplantılarımız var. Sadece toplantı amaçlı değil, bayanların gün grupları, doğum günleri, hı, gibi küçük gruplarda bu salonu kullanıyoruz. Portatif olduğu için düzeni değiştirebiliyoruz. Çok güzel bir terasımız var, balkonumuz. Ben burayı da açacağım. Çok güzel bir terasmış. Değirmendere Yalı Evleri'nin konaklama tarafını gördük.
Şimdi restoran tarafındayız. Vallahi çok güzel yemekler var burada. Teşekkür ederiz. Murat Bey. Şimdi bu benim önümdeki ne? O köri soslu tavuğumuz. Şimdi burada biz genellikle el emeğinden oluşan Türk mutfağı önceliklerimiz var. Bunun yanında uluslararası mutfaktan da yemeklerimiz var. Köri soslu tavuğumuz o gördüğünüz gibi. Kiremitli kaşarlı mantar. El açması mantımız. Özellikle biz burada kendimiz açıyoruz. Hiçbir şekilde dondurucuya girmeden taze taze açılmış mantımız. Evet. O da bizim özel bir yemeğimiz. Yufkalı tavuk kebabımız. Çiğ böreğimiz var gene. Ve hünkâr beğendiğimiz. Hünkâr beğendiğimiz. O bizim özel yemeğimiz. Burada çok beğenilen, tercih edilen bir yemeğimiz. Tatlılarımız var. Son zamanlarda çok tercih edilen magnolyamız, malagamız, mus ve klasiğimiz, fırın sütlacımız mevcut. Salata çeşitlerimizle takviye yapıyoruz. Bunlar sadece bizim menümüzde olan bir takım ürünlerimiz. Bunun birçoğu tabii menülerimizde de mevcut. Peki, fiyatlara gelelim. Şimdi şöyle bir menü istediğim zaman, köylü tavuk. Onun yanına ne geliyor başka? Salata falan geliyor. Salata geliyor, içecek geliyor. Evet. Bir de seçmeli bir tatlı. Tatlılarımız var. Nedir fiyatı? Şimdi toplamda yaklaşık 50 ile 60 lira arasında değişiyor bu menüler. Beyaz etli olursa biraz daha uygun, ekonomik oluyor. Kırmızı etli olunca biraz daha yukarı çıkıyor. Fiyat penceremiz bu şekilde. Yok, ben de buraya çok sık geliyorum. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Hem de yani belediyenin işletmesi olduğu için daha sanki böyle bir insan iç rahatlığıyla geliyor. Çünkü hem hijyene hem kaliteye azami dikkat edileceği düşünülüyor ve öyle de oluyor. Ben çünkü kahvaltıya da yemeğe de çok sık geliyorum. Ben de burada oturduğum için. Öncelikle bu hizmetleriniz için ben öncelikle teşekkür ediyorum. Teşekkür. Şimdi bu alan, açık alan kaç kişilik? Şimdi toplamda yaklaşık yemek düzeniyle alakalı 220 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Şey var mı? Düğün davetiye, yani toplu yemeklerimiz var. Fakat konsepti çok fazla bozmamak adına canlı müzik konseptine girmiyoruz açıkçası. Nikah sonrası nikah yemekleri, doğum günü yemekleri. Çok canlı müziğin girmediği fakat cemiyetlerin beraber olması gerektiği noktadaki bölgedeki alternatif tesislerden bir tanesi. Hatta bir tık öte iddialıyız da. Özellikle açık alanımızın çok kullanılabilir olması, mevcut pandemi sürecinde de artı olarak değerlendirdik. Yoğun da talep alıyoruz bu dönem açıkçası. Yani Değirmendere için bu büyük bir kazanım. Sadece buraya yemeğe mi geliniyor? Yani bir şeyler içmeye gelinebiliyor mu? Yani normal sadece çay içmeye de gelebilir misafirlerimiz. Türk kahvemiz mevcut, çok da güzeldir. Kahve sunumlarımızla beraber kahve içmeye de bekleriz. Hiçbir mecburiyetimiz yok açıkçası ama geldikleri noktada da açıkçası yemeklerimiz tercih ediliyor. Özellikle gene üstüne basarak söylüyorum. Hani endüstriyel olmadığı için, tamamen ev yemekleri konseptinde olduğu için hem içeriden Değirmendere Gölcük bölgesine hem de il dışından çok misafirlerimiz geliyor ve memnun kalıyorlar. Bizler de teşekkür ederiz düşünceleriniz için. Peki biz şimdi bu yemekleri tadacağız. Ben fikrimi tabii söyleyeceğim tekrar. Her zamanki gibi. Bugün Değirmendere Yalı Evlerindeydik. Hem otel kısmını gezdik hem de restoran kısmında çok leziz yemekler tattım. Beğendim yemekleri. Gerçekten önemsiyorlar ve kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Kahvaltısı yine çok güzeldi. Fiyatları çok uygun. Belediyenin bir işletmesi olduğu için de birçok konuda azami dikkat ediyorlar. Hijyeniydi, ürün kalitesiydi. Ortam çok güzel. Arkada görmüş olduğunuz su sesleriyle huzurlu bir şekilde çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bekleriz. Hoşça kalın.